Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bir kez daha Semih Naz ile birlikteyiz. Geçtiğimiz programda iPhone 6'dan bahsetmiştik. iPhone 6'nın neye benzeyeceğini, iPhone 6'nın konseptlerini, tasarımlarını, sızdırılan özelliklerini, kısacası iPhone 6'nın her şeyini anlatmaya çalışmıştık elimizden geldiğince. Bu programda çok daha ilginç, çok daha garip, belki çok daha korkunç bir konudan bahsedeceğiz. Sizlerle birlikte bugün Deep Web'i anlatacağız, Semih Naz ile birlikte. Sen ne diyorsun Semih? Şimdi öncelikle herkesin merak ettiği bir konu bu Deep Web. Çok son zamanlarda da çok duyulmaya başladı. Son zamanlarda çok merak etti. Yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı diyebiliriz belki Deep Web için. Evet. Yeni yeni ismini duymaya başladı. Popüler olmaya başladı belki de. Ya özellikle bu ekonomiye de artık Bitcoin'in kabul edilmesiyle beraber işte nedir bu Bitcoin'le başlayıp Deep Web diye bir şey varmış ne oluyoruz ya diye insanların devam etmesiyle bir şekilde bir yerlere gelen bir bilgi kavramı aslında. Evet. Peki temelde Deep Web nedir abi? Abi şimdi temelde Deep Web internetin gizli olan kısmı. Çok hani basit bir mantıkta bu. Hani zaten yani diğer bir adıyla aslında Undernet dediğimiz internetin o bizim arama motorlarında sürekli kullandığımız işte çeşitli sosyal ağları ya da Wikipedia'sı falan değil de daha onların altında kalan, onlara çok erişmemiş olan, daha doğrusu bizim erişemediğimiz olan kısmı. Evet, yani Undernet, işte Hidden Net, Deep Web diye çeşitli farklı isimlere sahip aslında bu noktada. Yani yani basit bir şekilde şöyle ifade edebiliriz bunu. Bizim kullandığımız internet diye kullandığımız kısmın World Wide Web'in arama motorlarında bulunmayan, arama motorlarından kendisini gizli tutan, arama motorlarında hiçbir şekilde bunları ifşa etmek istemediği bir kesim aslında. Çok özetle bunu söyleyebiliriz Deep Web hakkında. Orada çok ilginç bir noktaya parmak bastık. Bunlar evet arama motorlarından gizli kalmak istiyorlar. Çünkü çok hoş içerikler yok içinde. Biraz sonra kesinlikle, bahsedeceğiz. Kesinlikle. Ama diğer taraftan arama motorları da bunları indekslemek istemiyor. Arama motorları da bunların gizli kalması için çabalıyor. Çünkü bir şekilde gizli kalması gereken bilgiler var aslında. Yani evet. Arama motorlarının işine gelmiyor aslında çok fazla. Ya şimdi bu noktada şu var. Deep Web'de özellikle bilgilerin birçoğu illegal. Yani yasa dışı, hani bu şekilde de söyleyebiliriz. Daha doğru olur aslında. Top secret dediğimiz bilgiler. Tam anlamıyla hani Amerika'nın işte top secret bilgileri, devletin işte sırları falan diye bu casusluk filmlerinde falan özellikle bahsedilen bütün bilgilerin bulunabileceği bir yer. Yani birçok hani illegal işlerin yapıldığı bir yer aslında. Bu aslında son dönemde popüler olmasının sebebi de aslında bir anlamda bu gizli bilgilerin bir şekilde bir yerlerden açığa çıkıyor olması. İşte NSA skandalı çıktı, güvenlik skandalı. Evet. Ondan öncesinde zaten bir sürü olay, macera aksiyon filmlerinden cartten cuttan zaten biliyoruz bir şekilde. İşte FBI'nin, CIA'nin, KGB'nin, Interpol'ün vesairenin birileriyle işbirliği yaptığının ortaya çıkması vesaire Deep Web'i biraz da aslında gün yüzüne çıkarmaya başladı diyebiliriz bu anlamda. Özellikle son zamanlarda WikiLeaks'in de el attığı bir konu var, hani artık bilgileri açığa çıkaralım, biz gizleyip ne yapıyoruz bunları, bu insanların pis işlerini ortaya dökelim şeklindeki kaynaklara erişimle beraber hani devletlerin bunları gizlemesiyle de bu WikiLeaks bilgilerinin bir Deep Web'e doğru geçmesi ve hani sadece erişebilen insan kullansın abi şeklindeki bir duruma gelmesi nedeniyle de artık ön plana çıkmaya başladı. Aslında bu yüzden bir anlamda da insanları yanlış yönlendirmeyi engellemek için gizli tutulduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü içinde gerçekten çok herkesin bilmemesi gereken fazlasıyla bilgi var. Yani. Bu yüzden de evet abi bunların gizli kalması lazım. Hani yani bir şekilde sokaktaki adam bunu bilirse bütün hayat alt üst olur. Kesinlikle, yani bu konuda sana gerçekten katılıyorum. Hani ben sokakta yürürken abi işte Amerika şunu yapıyormuş, Rusya bunu yapıyormuş şeklinde düşünmeye başlarsam ve gerçekten o kadar kötü ve o kadar hani insanı korkutabilecek bilgiler var ki bu noktada, hani gerçekten hayatı yaşanabilir bir yere getirebileceği var yani bu noktada. Yani şey diyebiliriz aslında o zaman. İşte bizim bu Nicolas Cage'in Savaş Tanrısı filminde olduğu gibi mevzular aslında gerçek hayatın aslında birer parçası. Ama sadece bizim gözümüzden uzaktan erişebileceğimiz alanın dışında gerçekleşiyor diyebiliriz bu anlamda. Öyle de kalması aslında bir noktada iyi. Yani sadece çok akıl, ilgileniyorsan gir bir bak falan şeklinde. İnsanların daha güvenli olduğu hani söylenebilir. O noktada o şekilde olması çok mantıklı. Peki bu kadar bahsettik biz. Deep Web'in içinde neler bulabiliyoruz? Ne var Deep Web'in içinde? Şimdi hep illegal dedik. Her şey illegal dedik. Şunlar bunlar dedik.
İnsanlar da sürekli korkuyorlar zaten. Ha, çünkü yani bunun dışarıya çıkmış olan kısmı her şeyden önce ahlaksız. Yani bizim toplumsal ahlak kuralları dediğimiz şeyin dışında kalan şeyler işte. Kesinlikle dışında kalıyor. Şimdi yine yanlış anlayanlar olacak muhtemelen. Çok saçma sapan, ahlaksız ve tamamıyla insanların kaldıramayacağı seviyede pornografi var bir kere. O konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü yani hani insanların ilgisini çekiyor sonuçta bu. Yani Deep Web'de porno varmış abi hadi girelim şeklinde bir anekdotla yaklaşıyorlar bu konuya. İlk başta işte abi görmediğimiz şeyler varmış, çok değişik işler varmış diye. Hani kimseye de şey yapmayalım, yaftalamayalım. Siz onu seviyormuşsunuz, siz bunu seviyormuşsunuz diye. Ama gerçekten çok neredeyse hani Deep Web'in de %50'sinden fazlası pornografik içerikten oluşuyor bir noktada. Deep'in üstünde kalan kısmının da çok farklı olduğu söylenemez. Yani satar. Artık o şekilde gerçekten seks satara döndü tamamen. İnternet, filmler, her şey bu noktada. Neyse tamam pornografi işin başka. Pornografi geçtikten sonraki bölümlerde hayalimizdeki hadi bir adam tutalım da birini öldürtelim. Ondan sonra abi işte iddiada varmış ikili maç. Ya işte 2. Dünya Savaşı'nda hep atıp tutarız ya böyle işte Almanlar şunu yapmış, Ruslar bunu yapmış falan işte. Hakikaten ne yapmış adamlar? Hakikaten yaptıkları var. Hakikaten yaptıklarının bilgisi. Bir Yahudi'den nasıl sabun yapılır madde bir. Var. Var yani adamlar gerçekten formül formül her şeyi anlattıkları bilgiler var. Bizden duymuş olmasınlar ama. Şey değil hani biz müzeleri geziyoruz tamam eyvallah orada yazılmış dokümanlar vesaireler var bunu formülize edilmiş ama bir yerde insanlar bunu bazı insanlar bizim gibi insan normal insanlar değil bazı insanlar bunu bir şekilde arşivlemek ve bir yere kaldırmak zorunda ve bu kaldırılan yerler artık kütüphaneler değil. Değil. Bunların hepsi internet ortamında saklanıyor ama internet ortamında saklanan bu şeylerin de herkesin erişebileceği bir internet ortamında olmaması gerekiyor. Evet yani zaten bu noktada... Yani en nihayetinde bu bilimin bir parçası. Hı-hı. Askeriye de olsa Hı-hı. bilimin bir parçası. Yani insanlar bunları yaptıklarını zaten bilime bir faydamız olur mu açısından Hı-hı. bakarak başlamışlar. Ama daha sonra işler çirkinleşmiş, ahlak yapısı değişmiş. İşte o zaman geçerli olan kurallar şimdi artık kötü gözle bakılıyor falan derken hani şu noktaya gelmişiz. Şimdi dediğin gibi şu var, bilginin korunması, bilginin saklanmasıyla ilgili bir çalışmayla beraber hani internet aslında katmanlara ayrılmış durumda bu noktada. Evet, yani belli bir kesimin ulaştığı ve ulaşamadığı şeyler var, bölümler var. İşte bu noktada hani çeşitli seviyelerde Hı-hı. bu 0'dan 8'e kadar gidiyor. Bunların günlük kullanıcıdan işte araştırmacı kullanıcıya devlet ajanlarına ve kimliği bilinmeyen abilere kadar mit şeklinde devam eden bu seviye sistemine yani sahip aslında internet. Sürekli Hollywood'dan gönderme yapıyorum ama bu Hollywood'da şeyler vardı işte bütün gün pizza yiyip karanlık bir bodrumda bilgisayarın başından kalkmadan. Suratlarını falan hiç görmediğimiz böyle. Garip garip adamlar vardır onların kullandığı sadece o tip adamların erişebildiği noktalara kadar gidiyor bu internet seviyeleri ki gitmesin bence o kadar uzaklaşmanın anlamı yok. Yani... Şimdi bunlardan da biraz bahsedelim istiyorum ben. En üst seviyeden günlük kullanıcıdan başlayalım istiyorsan. Hani... Şimdi şuradan biz de önümüze bir şeyler açalım. Size daha net bilgi verebilmek için. Birinci seviye sıfırıncı seviye. Sıfırıncı seviye aslında her şey. Bildiğimiz, gördüğümüz, klavyemizi önümüze alıp işte www ile başladığımız her şey. W ile bile başlamadığımız sıfırıncı seviye dediğimiz yani tarayıcımızı açtığımızda o Google Chrome tarayıcısı var ya. Hı-hı. Chrome'u açtığımızda karşımıza çıkan ekran. Sıfırıncı seviye bu aslında. Sıfırıncı hani seviye aynen. Google'a işte Sevilla'nın dünkü maçı kaç bitti diye sorduğumuz alan. Ya da bu akşam ne yemek yapsam falan diye girdiğimizde ulaşabileceğimiz her şey sıfırıncı seviye. Her şey elimizin altında şeklinde. Sonra ve sıfırıncı seviyede bile sanki her şeye ulaşıyormuş gibi hissediyoruz. Kesinlikle yok Wikileaks'e girdik yok Wikipedia'da çok bilgi var falan diye. Gerçekten hani ve sıfırıncı seviyedeyiz daha. Sadece internetin %10 ya da %20 gibi aynen, bir %10, %20 şeklinde bir kesim. Buzdağının görünmeyen kısmı gerçekten çok daha tehlikeli. Sonra birinci seviyemiz var. Yüzeysel web. Artık bizim www dediğimiz World Wide Web'e girdiğimiz ha, artık girdik. İşte maillerimize eriştik. Çeşitli forumlarda takıldık. Hı-hı. Ki bunlardan birkaç örnek verirsek işte Reddit var. Bu son zamanlarda gayet ünlü olan. Uzun zamandır da ünlü olan.
Onun dışında interaktif haber kaynakları gibi. Bir dönemin bildiği Vampire Freaks var. Yaşı tutan insanların bildiği. Hani bunlar artık level 1 diyebileceğimiz seviye 1 internet. Şeyleri de seviye 1'e katabiliriz aslında işte. Sunucu bilgisine sahip olan, uzak sunuculardan bir yerlere artık giden insanlar. Database'lere erişimler. Veri tabanını bilen. Bunlar da birinci seviye. Adamları da birinci seviyeye katabiliriz bu anlamda. Birinci seviye olarak. Aynen. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Level 2'de artık biraz çirkinleşmeye başlıyor. İşler değişmeye başlıyor. İşte level 2'de Google'ın kilitlediği, Google'ın erişime engellediği sitelere ulaşmaya başlıyoruz. Ondan sonra çeşitli 4chan. Yani gerçekten 4chan kabul edilebiliriz. Girmeyen yoktur çok fazla. Yani bu anlamda ikinci seviyeden sonra işler biraz daha Değişmeye başladı. Bozulmaya başlıyor ama diğer taraftan bu işin bir de teknik boyutu var. Şimdi ikinci seviye mesela tamam biz işler kötüleşmeye, çirkinleşmeye başlıyor. Herkesin görmemesi gereken yerlere kaymaya başlıyor diyoruz ama FTP sunucularından herhangi bir yere bağlandığımızda da aslında ikinci seviye kullanıcısı olmuş oluyoruz. Evet, girmiş oluyoruz. Zaten bu noktada artık Deep Web dediğimiz yer üçüncü seviyeden sonra başlıyor. Ve artık buna girmek için de hani Türkiye'de de artık iyice alıştık. Ah bir DNS kullanalım, proxy kullanalım, YouTube'a nasıl gireceğiz, Twitter'a nasıl gireceğiz. Proxy kullanıyorsanız ve bir yerlere erişebiliyorsanız artık üçüncü seviyeye hoş geldiniz. Kullanıcısınız. Gerçekten. Welcome to third level. Third level'a hoş geldiniz şeklinde. Şimdi üçüncü level'a geldiğimizde aslında işler biraz çirkinleşiyor bu noktada. Hani bahsettik proxy, DNS falan dedikten sonra artık aslında Deep Web'e girmiş oluyoruz bu noktada. Zaten proxy, DNS'e ihtiyaç duyuyorsan bir yere erişmek için birilerinin kaldırılmasını istediği içeriklere erişmeye çalışıyorsun demek. Saklanmaya çalışılan, istenmeyen içeriklere girmeye başladık. Artık bu noktada Deep Web'e hoş geldik. Birileri bulunduğun yerde olmanı istemiyor. Olmanı istemiyor gerçekten. Bu yüzden 3. seviye için Deep Web'in başlangıcı diyebiliriz aslında. Deep Web'in en üst katmanları olarak geçiyor aslında bu. Şimdi bu noktadan sonra geldik 4'e. 3. seviyede neler var? Nelerle karşılaşıyoruz aslında biraz daha? Ya bir anlamda da aslında proxy ve DNS kullanarak nelere erişebileceğimizi ama farkında olmadığımızı bizim işte Twitter, YouTube yasaklarıyla sürekli DNS değiştiriyor olduk. Ya da işte proxy ayarlarıyla oynar olduk ama biz bunları yaparak aslında nelere erişebiliyoruz? Biz milletçe YouTube'a erişebiliyoruz mesela şu an. Yani level 3'te açıkçası çok da iyi bir şey yok. Hani tamamen yasa dışı işlerin başladığı nokta. Artık internetteki dolaşan işte herkesi etkileyen virüs database'leri olsun, çeşitli pornografik içerikler olsun, çok çılgın pornografik içerikler olsun, insanın aklının almayacağı işte ölüm videoları, intiharlar, işte ona böyle yapmışlar, şuna böyle yapmışlar, işte komplo teorileri, artık her şey bu noktada başlıyoruz. Yani üçüncü seviye aslında şey, bizim o hani haber sitelerinde ya da YouTube'da, Twitter'da falan kaldırıldı dediğimiz içeriklerin hala durduğu yer. Aslında o içerikler bir tarafa kaldırılmıyor. Üçüncü seviyede sizin erişmenizi istemedikleri bir yerde duruyor. O şey, teröristlerin falan adamın kafasına silah sıktıkları, kafasını kestikleri videolar falan vardı. O videolar falan aslında internetin bir taraflarında hala duruyorlar. Sadece sizin erişmeniz istenmediği için o videoları siz kaldırıldı ya da biz kaldırıldı zannediyoruz. İşte bu noktaya ama üçüncü seviye. Ama üçüncü seviye Deep Web'de varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Peki üçüncü seviyeden sonra daha aşağı inmeye devam ediyoruz. Dördüncü seviye var ki artık yavaş yavaş standart tarayıcılarımızla erişemediğimiz işlerin çok değiştiği standart uzantılarla, com'larla, org'larla falan sitelerin oluşmadığı yerlere geçiyoruz. Ve burada Tor Browser diye bir şey çıkıyor karşımıza. İşte I2P gibi bir uzantı çıkıyor. Exit uzantısı, Bitnet uzantısı çıkıyor. Onion denen bir kavram çıkmaya başlıyor. Ve bildiğimiz internetin dışına çıkıyoruz artık. Gerçek anlamıyla bildiğimiz internetin dışına çıkıyoruz. Tamamen başka bir yer bizi bekliyor bu noktada. Peki burada neler var? Bunları bir sonraki program diyelim. Daha detaylı konuşalım. Öyle en azından hani nasıl indirebilir kullanıcılarımız Tor Browser'a, neler nasıl yapabilir, erişebilir, buraya eriştiklerinde neler yapabilir, bizce yapmalı mıdır, yapmamalı nasıl mıdır tartışılır, ya da Deep Web'de herhangi bir hizmet almaya kalktığında ne kullanacak, nasıl bir ödeme yapacak, karşılığında ne vermesi gerekecek, ben bir adamın kolunun kesilmesini istedim, benim de mi kolum kesilecek, ne oluyoruz ve işte gibi diğer seviyelerde uçuk saçmalıklarına, diğer seviyelerine ve
biraz daha detayına bir sonraki programda değinelim. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz Deep Web'de sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Ben Barış Kahraman. Ben Semih Nazlı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.